Mutlu günler, mutlu hafta sonları efendim. Dış saha hoş geldiniz. Dış sahada yine çok özel bir konuğumuz var. Aslına bakarsanız her futbolcunun bir hikayesi vardır. E, konuğumun hikayesi ben forvetim diyerek başlıyor. Altyapı seçmelerine gidiyor. Biraz sonra kendisinden de dinleyeceğiz. Ben gol atmaya geldim diyor. Center diyor. Hayır diyorlar. Sen savunma hattında olacaksın. E, stoper olarak görev yapacaksın. Yapabilir misin? Yaparım diyor. Sonrasında zaman ilerliyor. E, Galatasaray'da forma giydiği zaman kanat bek olarak göz dolduran e, performansını ortaya koyuyor. E, stoper oluyor. Stoperken bir forvet kalitesinde e, gol hatta goller de atıyor. E, futbolcu, eski milli futbolcu e, Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un e, futbolcusu Fatih Akyel. Bugünkü konuğumuz Fatih Akyel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Ben biraz uzun bir giriş yaptım ama gerçekten her futbolcunun e, evet. hikayesi vardır. Evet. E, futbol severleri derinden etkiler genelde bu tarz evet. hikayeler. Sizin de böyle bir enteresan hikayeniz var. E, evet. Altyapı seçmelerine gidiyorsunuz. Evet. E, ben gol atmaya gelmiyorsunuz. Hayır diyorlar, evet. o iş öyle değil. Evet. Sen savunmada olacaksın. Ama yine evet. e, gel zaman git zaman öyle bir performans sergiliyorsunuz ki e, bir forvet kalitesinde yine gollerinizi atıyorsunuz. Evet. Yani e, o zaman sokaklarda oynuyorduk. Her çocuk top oynarken hep gol atmak ister mahallelerde sokaklarda oynanan oynanan futbolda. Ben de onlardan biriydim. Forvet diye gittim ama defans oyuncusu oldum sizin de söylediğiniz gibi. Altyapıda seçmelere girdim. Öyle kazandım Galatasaray. Galatasaray alt evet, Galatasaray altyapısında seçmelere girdim. Forvet diye gittim ama stoper olarak çıktım <laughs> diyelim. Ama sonrasında sonra, sonra, tabii bek, hücumcu bek, yani kanat bek. bek, evet sağ bek oynadım. Mevkilerimiz futbol içerisinde yavaş yavaş ama çok değişmedi. işte. Forvet'i çocukluk hayalimiz olarak sayarsak biz stoperle sabit olarak kaldık. Ama yani öyle golleriniz, öyle ortalarınız evet. vardı ki asistleriniz hatta. Genelde çünkü savunma oyuncuları duran toptan golle sonuçlanır, kafa vuruşları gole dönüşür ama sizin golleriniz öyle değil de Çoğu öyle değildi. Evet. Yani hep daha çok da Farkınız herhalde ben evet gerçekten golcüyüm diyerek mi oynadınız? Ne yaptınız? Hep aklımda o kalmış yani evet yani hep hucuma çıkarak, hı hı. işte defans arkasına koşu yaparak yani belki e, baktığınız zaman belki bir iki tane kafa golüm vardı Onun haricindekiler hep böyle işte defans arkası koşu yaparak, top sürerek falan hep böyle yani gollerim. Bak. Peki özlüyor musunuz o zamanları? Ya mutlaka tabii futbol herkes özler futbol çünkü e, çok başka, bambaşka e, bambaşka bir şey hem çocukluk hayaliniz çok seviyorsunuz yıllardır yapıyorsunuz. Ama daha sonra futbolu bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Hı hı. Maalesef ki işte bizim mesleğimizin de kötü yanı bu. Ama özlüyor muyuz? Özlüyoruz. Biraz da bir tercih meselesi futbolu. Evet artık bu noktada bırakmam gerekiyor diye futbolcunun birebir evet. genelde verdiği karar oluyor. Evet. Ama bazen de sakatlıklar vesaireler zorluyor. Biraz daha yolu olabilir miydi? Biraz daha zamanınız var mıydı? Yoksa tam zamanda bıraktın mı diyorsun Ya şöyle biraz daha yolum vardı diyebilirim. Ama ben sakatlıktan... Ve herhangi bir şeyden dolayı bırakmadım. Hı. Yani e, ben sadece işte çok erken yaşta başladım, erken yaşta profesyonel oldum, çok şeyler yaşadım. E, 32 yaşında futbolu bıraktım. Yani aslında bir 3 sene daha falan oynayabilirdim, hı hı. ama e, biraz da tadında bırakmak istedik çünkü arkadan gelen genç arkadaşlarımız vardı hem milli takım için olsun hem e, oynadığımız takımlar için olsun onlara biraz da yol açmak için. Peki futbolu bıraktım. bırakmak istediğiniz yerde mi bıraktınız, kulüpte mi bıraktınız? Ya ben e, Kasımpaşa Spor'da futbolu bıraktım, orada oynadım, kaptanlık yaptım, orada da bıraktım. E, son dönemlerinde artık İstanbul'da hani oynamak istedim. Çünkü ben hep İstanbul kökenliyim, İstanbul'da işte Galatasaray, Fener, işte milli takımlar onlar falan ama e, sonra da Kasımpaşa'da oynadım, bıraktım. Yani e, dediğim gibi biraz daha oynamak isterdim ama dediğim ya istediğim yerde de bıraktım ya. Peki şimdi de çok erken yaşta futbolculuğa başladım dediniz. Evet. Ee, bir kırılma anı var. Şimdi bu olaylar açısından da kırılma anı var. Tanınırlık, popülarite açısından da var. Ee, ünlü olduğunuzu, gerçekten ünlü bir futbolcu olduğunuzu nerede hissettiniz? Hangi anda? O anlar mutlaka hatırlanır. Ya Mutlaka ünlü bir futbolcu olduğumu Galatasaray'da hissettim. Çünkü ben 17 yaşında profesyonel oldum. Yani hatta işte yaşım imzam bile kabul olmuyordu. 18 yaşından önce biliyorsunuz şey oluyor. Anne babamın imzası. Değişit için. Profesyonel oldum ben. Onun için e, yani zaten 17 yaşında o şeyler başladı. Yani çünkü işte Galatasaray'da oynuyorsunuz, işte tanınıyorsunuz. Yani e, sokağa çıkınca tanınıyorsunuz. Top işte her gün gazeteler sizden yazıyor, çiziyor falan. Zaten orada başladı, orada e, artık e, şeye anlıyorsunuz hani. E, bu i̇şte o anı gibi. merak ediyorum mesela. Evet. Yani pazarda işte meyve alırken ya da market alışverişi yaparken ya da yolda yürürken iki kişi arka arkaya gelip benimle fotoğraf çektirmek istediğinde mesela evet. o tam an var mı aklınızda? Burada evet oldum ben yani, artık insanlar e, beni tanıyor dediğiniz. E, mutlaka tabii yani o an şöyle işte ilk antrenmana işte Galatasaray'la başladığımızda e, floraya gelen taraftarlar vardı işte hani antrenman seyretmeyi. Orada işte biz genç takımda oynarken tabii böyle bir şey olmuyordu ama A takıma çıkınca tek başladı. Sonra işte maçlarda oynayınca daha da çok başladı. Yani onun için e, yani dediğim gibi popülerlik böyle yavaş yavaş ilerledi gitti. Daha sonra da tabii işte Türkiye'de tanınan işte futbol, bir futbolcu olarak hem milli takımda hem Galatasaray'da hem Fenerbahçe'de. Olarak zaten zamanla alışıyorsunuz. Herkes nasıl mesleğine alışıyorsa. Biz de fotoğraf çektirmeye alışmıştık. Onun için öyle bir sorun, bir problem olmuyor. Yani. UEFA şampiyonluğunuz var, Süper Kupa var, evet. jardeli ortalarınız var. Geri dönüş hikayelerinde isminizi altın harflerle yazdırmışsınız var Galatasaray camiasında. Hmm. Fenerbahçe'de de şampiyonluk yaşadınız. İki büyük takımda yaşadınız. Sonrası Trabzonspor. Bunların hepsini konuşacağız. Ee, ama tabii en çok izleyicilerin merak ettiği şey, Fatih Akgel'in bir pişmanlığı var mı Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gidişiyle ilgili? Ya şöyle benim bir pişmanlığım yok. Şöyle yok. Ben zaten Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gitmedim. Ben Galatasaray'dan İspanya'ya gittim. Yurt dışına İspanya'dan Fenerbahçe'ye. Ama işte o iki yani... takım arasında sonrasında forma giyilmesi vesaire. Tabii evet yani... araya başka bir kulüp giriyor ama yine de iki ezeli rakibin formasını. Mutlaka. Yani şöyle kolay olmuyor tabii. Yani iki tane ezeli rakip iki tane birbirine hani düşman da görünseler aslında çok değil gibi ama ee, rekabeti, hırslı, şey, rekabetin hırslı rekabet diyelim ona. Ee, zor oluyor, kolay olmuyor ama gittiğiniz camia da çok büyük bir camia. Yani baktığınız zaman işte burada kaç milyon taraftar var orada da aynısı var. Ee, onun için çok zorlanmıyorsunuz. Yani zorlandığınız noktalar zaman zaman oluyor. Ee, i̇şte Galatasaray'da mesela çok başarılara imza atmışsın. Orada kalıcı oranın bir ee, nasıl diyeyim şeyi gibi görünüyorsunuz artık yani emektarı gibi görünüyorsunuz işte orada kadrolu gibi görüyorsunuz insanlar sizi öyle seviyor falan ama o tarafa geçtiğiniz zaman üzülüyorlar kırılıyorlar ve bu kırılgınlıklar üzgünlükler şeye mal olabiliyor bazen ters tepkilere mal olabiliyor falan bunları zaman zaman yaşadık ama sonra ben hatta bunu da başka zamanlarda da söyledim ben bizden, bizim dönemimizde değil mesela şu anki dönemde veya biz, bizden sonraki bayağı bir sonra dönemlerde Baktım futbolcular hep böyle Fenerbahçe, Galatasaray, Galatasaray, Fenerbahçe futbolcular hep birbirlerine gittiler geldiler ama hiç de tepki çekmediler. Hiç kimsenin de böyle çok umurunda olmadı. çok tepki Ama bizim evet bizim dönemimizdeki şeylerde işte kalıcı başarılar olduğu zaman oradaki grup topluluk grubu sizi benimsiyor. Hı hı. Ee, gidince de böyle bir hayal kırıklığı oluyor ama ben bunu her zaman söylüyorum. Ee, futbolcular gidişlerde futbolcuların hiçbir hatası yoktur. Bütün hata kulüplerindir. Bu Fenerbahçe için de geçerli, Galatasaray için de geçerli. Sizin transferinizde de kulübün evet. stratejisini hatalı tabii, görüyorsunuz? Kulübün stratejisi Hı -hı. Ee, ve kendi inisiyatifi Hı -hı. Ee, tamamen hata onlar da Ben kendimde hiçbir hata görmüyorum. Ama dediğim gibi gittiğim takımda da, yani Fenerbahçe çok büyük bir camia. Orada da hiçbir pişmanlığım olmadı. Orada da şampiyonluk yaşadım. İki Hı -hı. tane. Orada da e, şampiyonluk yaşamak, yani iki takımda da şampiyonluk yaşamak benim için çok onur verici ve Büyük bir şey bir futbolcu adına. Peki Fenerbahçe'ye gittikten sonra Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında ya da karşılaşmalarında deyip genel bir soru sorayım. Böyle sizi kötü etkileyen tezahürat ya da bir maç anınız var mı? Fenerbahçe ya, forması giyerken. Mutlaka olmuştur. Birçok maç oynadık. Mutlaka olmuştur. Olmaz dersek yalan söylemiş oluruz. Çünkü dediğim gibi işte o atmosfer, o heyecan, o şey mutlaka olmuştur diye düşünüyorum. Yani. Hı hı. Ama hatırınızda kalan yok mu? Ya Hatırımda kalan yok ama yani e, mutlaka olmuştur diye düşünüyorum. Yani. Peki biraz önceki soruyu niye sordum biliyor musunuz? Herhangi bir, yani altyapı Galatasaray'da başlıyorsunuz. Hı hı. Herhangi bir isim olarak gitseydiniz belli bir yaşa, belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra bir takımın formasını giyip ondan sonra altyapıdan çıkmadan... E, ezeli rakibi olan kulübe gitseydiniz belki bu soruyla çok fazla karşı karşıya kalmazdınız ama çocuk denilebilecek bir yaşta altyapıyla Galatasaray evet. formasını giymeye başlıyorsunuz. Sonra ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer oluyorsunuz. Dolayısıyla çocuk yaşta başladığınız için bence ekstra bir bağ ...kuruluyor. Ya Takımla tabii. o çocuk evet. yaşta... Biraz tabii, ...futbola başlayan oyuncu arasında. Evet. Dolayısıyla bir aile kavramı. Evet. Ben öyle görüyorum çünkü çocuk yaşta... Yani, ...alt yapıda evet, başlayan, başlayan Doğru. Ailenizi yani, değiştirmek zaman, ne evet. kadar zor mesela değil mi? Ya ya yani onu merak ediyorum mesela. Ne kadar benimsediniz? Ne kadar zamanda Fenerbahçe'yi... ...benimsediniz ya da benimseyebilmiş miydiniz? Yani tabii ki benimsedim. Çünkü orada da başarılarım var. İyi bir futbol oynadığımı... ...düşünüyorum orada da. Ee, sonuçta futbolcu... ...evet biz altyapıdan geliyoruz. Uzun yıllar... ...Galatasaray'da oynadım. Ama biz futbolcuyuz. Gittiğimiz her yere çabuk adapte olmak zorundayız ve orayı çok çabuk benimsemek zorundayız. Ama o işte başarılı devreye olabilmek girmiyor istiyorsak mu? onu yapmamız gerekiyor. O özel bağ de devreye girmiyor mu? Ya özel bağ tabii ki e, devreye giriyor ama şöyle dediğim gibi biz yani profesyonel futbolcularız. E, sonuçta buradan para kazanıyoruz. Onun için de gittiğimiz bunu bir iş gibi düşünün. İşte Galatasaray'da bir Şirkete orada çalıştık, sonra gittik öteki şirkette. Buraları benimsemek gerekiyor Peki yani. o zaman için bu kadar profesyonel bakmış mıydınız? Yani e, baktım çünkü bakmak zorundaydım. E, orada da başarılı oldum. Ya yani bakmasaydım başarılı olamazdım. Şampiyonluklar yaşayamazdım Orada çok maç oynadım, yok yani forma giydim, onları giyemezdim. Ama dediğim gibi bakmak zorundayız. Her futbolcu için bu iş böyle. Evet, uzun yıllar bu tarafta bir e, başarı var, bir kalıcılık var, bir aile gibi bir şey var. Ama bazen o aileyi işte biraz önce de söylediğim gibi futbolcular değil yöneticiler demek ki abiler babalar dağıtıyor demek ki aileyi diyebiliriz. Hmm. O zaman da küçükler aileden kopup gidiyor demek. Gittikleri yerde de başarılı olmak zorundalar yaşamak için. Yaşamak için. Evet. Peki Fenerbahçe'de forma giymeye başladığınızda hangi anda ya da maçta ben artık burayı benimsedim ve bu camia tarafından da benimsendim dediniz? Mutlaka öyle bir kırılma anı var. Ya yani şöyle evet, bizim bir mesela ne zaman kabul görmeye başladınız yani tam anlamıyla öyle evet, hissettirildiğinde? Şöyle size. biz mesela Fenerbahçe'le bizim bir maçımız vardı şeyde Antalya Sporla Deplasmanda oynuyorduk. Bizim için çok zor bir maç geçiyordu. O sene de tabii Galatasaray yine şampiyonluk Fenerbahçe böyle bir koşunmacı vardı. Antalya'da bir maçta işte ben daha yeni gelmiştim zaten ben de o dönem Devre arası gelmiştim ligin devre arası. Çok zor bir maç, berabereydik. Ben e, Oktay Derillo'na bir gol attırdım Antalya'da son dakikada asist yaptım. Yani çok güzel bir asisti. Tabii orada kıyamet koptu yani çok kazandık işte böyle şey oldu. işte İstanbul'a gelişimiz, geldiğimizde taraftar çok büyük karşıladı falan. Orada e, hem buraya e, alıştım artık, anladım yani şey olarak. E, buranın bir oyuncusu olduğunu daha da çok anlıyorsunuz. Çünkü o bir kırılma anıydı. Zor bir maçtı bizim için Antalya Antalya'mış. Deplasmamız çok zor geçmişti. Ee, orada bir Oktay'a gol attırdım şeyden sonra Asisten sonra o bir öyle bir şey oldu yani. Peki ilk Galatasaray maçında forma giydiğinizde yani rakip olarak Galatasaray'a evet. karşı evet. forma giydiğinizde ne hissettiniz sahaya çıktığınızda? Yani olarak. şöyle tabii ki öyle bir e, burukluk oluyor çünkü yıllardır işte altyapısından geldiniz, e, oynadığınız arkadaşlarınız orada o camiada çok şey yaptınız. Böyle bir tabii ki e, bir bir şey oluyor ama biz bunu hiçbir zaman sahaya yansıtmıyorduk. Çünkü dediğim gibi biz profesyonelist Oynadığımız, çünkü yıllardır işte Galatasaray'la geldik oraya Kadıköy'e maç oynadık, karşı rakip olduk. E şimdi onlarla karşı karşıyayız falan. Tabii ki ister istemez böyle bir şey oluyor ama biz dediğim gibi profesyonel olduğumuz için kendi formumuzu en iyi şekilde terlettik. Gidiyor musunuz e, maçlara? Gidiyorum, <laughs> evet. E i̇ki takımın da maçlarına gidiyorum. Heh, onu soracaktım. Tabii iki, takımın da maçlarına, başladım. gidiyorum. Ya sonuçta ben iki camiada da futbol oynadım. E, Maçta şimdi bir spor adamıyız artık. Yani futbol bitti. İşte hocalık yapıyoruz. Yorumculuk bazen de yaman zaman yapıyoruz ama gidiyoruz. Maçları seyrediyoruz. Yakından takip ediyoruz. Oyuncuları canlı gözle izliyoruz. Onun için e, onun haricinde her iki takımın da şeyine gidiyorum yani. Peki kırgınlığınız var mı? Galatasaray'a karşı. Ya kırgınlığım Galatasaray'a karşı yani futbolda kırgın diye bir şey olmuyor. Evet üzüldüğünüz zamanlar Hı -hı. oluyor. Üzüldüğümüz zamanlar oluyor ama kırgınlığınız yani kime kırılacaksınız? Bence kırılmaya değecek insanlar değil yani kıldıklarım bana göre yani. Abilerden babalar. Yani. bahsetmiştim. Yani masayı evet, dağıtan, evet, evet. aileyi dağıtan. Yani onun için böyle çok kırılacağına değecek insanlar da olduğunu düşünmüyorum bence onlar için. Ben her zaman onu söylüyorum. Mesela biraz önce de söylediğim gibi. Ee, bir büyük takımdan büyük takım eğer futbolcu gidiyorsa bu mutlaka kulübün suçudur. Hı hı. Yöneticilerin suçudur. Ben geçmişte benim transferimde dahil e, çok işte Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'den Galatasaray'a giden e, oyuncular gördüm. Onlar da kalıcı oyunculardı. Ve onlarda da e, yöneticilerin ve kulüplerin hatası vardı. Ben bildiğim için söylüyorum. Çünkü burada e, kulüpler ve yöneticiler Peki hangi takımda jübile yapmak isterdiniz? Galatasaray'da mı, Fenerbahçe'de mi? Çünkü eskiden jübile çok revaçtaydı. Evet. Yani dediğim gibi Fenerbahçe'de oynadığım, oynadığım için son maç Fenerbahçe'de yapmak isterdim. Çünkü orada oynadık. Orada yani en son olarak orada baktım ama tabii fark etmez. Yani orada da oynadım. İki tarafta da yapabilirdim. Galatasaray'da da yapabilirdim. kalıcı olsaydık tabii ama olmadı. Sonra Fenerbahçe'de en son orada bıraktık. Kasımpaşa'da bıraktım ama büyük takım olarak Galatasaray ve Fenerbahçe. Arada tabii Trabzon'da var tabii. Var, var. Arada da Trabzon var. Peki yani. sizce Fatih Akgel yani nasıl anılıyor futbol severler tarafından? Şu anlamda söylüyorum. Fenerbahçe'li olarak mı Galatasaray'lı olarak mı? Valla ben çok denk geldim, çok rastladım. O taraf Fenerbahçeli diyor, o taraf Galatasaray'lı diyor. Onun için ama ben her ikisine de her zaman herkese aynı şeyi söylüyorum. Ben sonuçta bir futbol adamıyım. Ben iki takımda da futbol oynadım. İki tarafa da yakınım. Oraya da gidiyorum, oraya da gidiyorum ama ben illa yani futbolcunun artık Türkiye'de şu kavram yok. Yani bu adam Galatasaraylı, bu adam Fenerbahçeli. İlla böyle yani bu kavram özellikle iki takımda oynayanlar için bahsediyorum. Bence ee, var. Neden var biliyor musunuz? Bazı isimlerde ben bunu gözlemledim. Camialarda bırakanlar için söylemiyorum. Yani iki takımda oynayanlar için. ufak Kupası, Süper Kupası aldığımız dönemde içimizde Fenerbahçeli, Beşiktaşlı arkadaşlarımız vardı Fenerbahçe'de oynarken de Galatasaraylı Beşiktaşlı arkadaşlarımız vardı. Ama bu demek değil ki onların e, çocuklukta tuttuğu takımın işte karşısına geldiği zaman işte oynamayacak veya bilme insanlar hep bunu merak ediyor. İnsanlar bazen böyle anlıyor. İşte e, ya işte ben Galatasaraylıydım. Fenerbahçe'de oynuyorum. Galatasaray'a karşı oynayamam gibi. Yani böyle bir şey yok. Futbolcu böyle bir şey yapmaz. Onun için e, dediğim gibi çok Fenerli arkadaşımız, çok Galatasaraylı arkadaşımız vardı. Ama çocukluk Takımları bunlar ama iş profesyonel dereceye geldiği zaman her şeyi ayırıyor yani. E, sizin isminizin Fatih olma sebebi var. Aileniz evet. Fatih Terim evet, hayranı. Evet evet evet. E, ve işte erkek olduğunuzu öğrendikten sonra aileniz anne babanız ismi evet. Fatih olsun diye böyle bir. Evet. E, i̇şte Derslerde isim... iyi çalışmışız. <laughs> evet. Konuları bağlayabiliyor muyuz? Evet. <laughs> e, sonrasında isminiz Fatih olma sebebi isminizin. Evet. Fatih Terim hayranlığından geliyor ailenizin. Evet. E, o hikayeyi böyle bilmeyenler için anlatalım mı? Çok ya, kısa. Olur, evet yani şöyle e, işte ben doğduktan sonra e, amcam özellikle. Amcanız. Evet özellikle işte babamla falan maçlara gidiyorlarmış. Çok eskiden çok takip ediyorlarmış. Herkes bizim sevdiğimiz gibi onlar da futbolu çok seviyormuş. İşte Galatasaray maçlarına gidiyorlardı işte Fatih Terim'i. Mesela amcam özellikle çok seviyormuş o dönemlerde. Sonra işte ben dünyaya gelince amcam babama demiş ki ya bunun adını Fatih koyalım. Amcam da öyle bir şey söylemiş, babam da onu kırmamış. İşte adını Fatih koymuşlar. Fatih Hoca'dan dolayı, onu sevdiklerinden dolayı o dönem. Galatasaray'da kaptan. Siz de cevabınıza güzel evet. çalışmışsınız ama amcam üzerinden gidip böyle babayı çok fazla taca evet. çıkarmadan. İyi ee, yok yani olan yani yaşanan şeyler bunlar. İşte amcam yani içinde, babam da zaten o da çok seviyormuş. O da öyle. Peki Fatih, Fatih Hoca ile da... böyle bir Konuşmanız oldu mu yani hocam ben Fatih it... ismim çünkü sebebi sebebisizsiniz gibileri. Bunu Fatih Hoca'ya da çok sordular Benim e, top oynadığım dönemde sonra işte büyüdük, işte futbolcu olduk, onun öğrencisi olduk. Beraber aynı takımda hocanınlığımızı yaptı bizim. Sonra tabii bu konular çok sevdi falan yani böyle konuşuldu bayağı şey oldu onun da. O da hocanın da böyle e, zaman zaman bilgisi oluyordu bundan. Fatih Hoca'yla çalışmak zor mu? Onun futbolcusu olmak zor mu? Şöyle bana göre çok kolay. Hmm. Ama tanıdıktan sonra çok kolay. Fatih Hoca'yı karakter olarak. Mı? Evet ne yani olsun? bana göre çok kolay. Yoksa Fatih Hocam sizi çok iyi tanımalı. Ya ikim ya şöyle biz çok uzun zaman birlikte çalıştığımız için birbirimizi bayağı iyi tanıyorduk. Çok iyi tanıyorduk. Biz onun ne istediğini bizden, bizim de ondan ne istediğimizi o da biliyordu, biz de biliyorduk. Onun için bizim için kolay geliyordu. Yani evet bazen şeyli zamanlarımız oldu böyle atmosferin yükseldiği zamanlar, nabzın yükseldiği zamanlar oldu. Ki bu da doğal futbolda. Soyunma odasında mı genelde? Suyuma odasında oluyor, sahada oluyor ama e, ama dışarıda birbirimizi bildiğimiz için e, kolay oluyordu. o Biz onun ne istediğini biliyorduk, o da bizim ne istediğimizi biliyordu. O da bize ona göre ayar veriyordu. Biz de hocanın istediğini ona göre yapıyorduk onun için. Var mı böyle bize... unutamadığınız bir anı? Anımız çok var. Mutlaka da çoktur. Çok anımız var. Ama... ama o işte böyle zaman zaman aklına takıldığını mesela kafasında bir anlık mesela soyunma odasında onun aklına gelirdi. Mesela bir gün işte... Biz Juventus'la oynuyorduk. Juventus'la oynuyorduk. Bir arkadaşımız Zidane'la Adam Adam'a oynuyordu o gün. Hı hı. ilk yarı, maçın ilk yarısında. Çok da böyle başarılı demeyelim de yani böyle çok da şey olamadı. Adapte. E, o da adapte olamayınca ikinci yarı Zidane'la Adam adamayı değiştirmek zorunda kaldık. Hı hı. Soyum odasında hoca var mı dedi oynayacak Adam Adam'a Zidane'la dedi. Kimse sesini çıkartmadı. Bana döndü sen oynayacaksın dedi. Yani e, hocanın böyle anlık hisleri, işte e, şey, öngörüde şeyleri falan vardı onun için. E, böyle birçok anımız var. Ama dediğim gibi çalışmak e, çok zor değil bence. Peki adam adama demişken Roberto Carlos sahadan silindi. Bu maşeti attırmak çok zordur. O maçtan sonra özellikle gazeteler beni işte şöyle Roberto Carlos dedi, şöyle odur budur falan... İnanırsız. Çok ciddi bir başlık çünkü. Evet ciddi bir başlık ve ciddi olsun. bir e, Türk futbolunda işte bir futbolcu için evet. çok ciddi bir an ve anı. Ya yani inanır mısınız ben gazeteye bile açıp bakmadım. bana benim aklımda yazılanlara. Kendi, ben, benim şöyle bir uyum var mesela insan bazı futbolcular çoğu futbolcu aslında çok iyi oynadığı bir maçı hemen akşamına gelir evde seyreder. Veya ertesi gün seyreder bakar. Ben hiç oynadığım maçları iyi oynadığım ve kötü oynadığım maçlardan sonra bile kendi maçımı izlemedim hiç. Ancak hocalar işte analizlerde izletiyor. Var mıydı bir sebebi? O zaman. Yok bir sebebi yoktu. Böyle çok da şey yapmıyordum yani. Bir sonraki performansı daha iyi yani nasıl yapabilirim diye Yani o oynuyordum. Yapıyordum. Mesela oynuyordum. Benim için bitiyordu yani şey yapıyordum. Öyle benim bir şeyim vardı. Yani ben özellikle kalkıp ya ben bu maçta çok iyi oynadım ya bir seyredeyim. Veya şu gazete benim için böyle yapmış alayım saklayayım. Böyle biliyorsunuz bir şey vardır ama. Benim şöyle bir şeyim yoktu. Mesela yazılanları ben arkadaşlarımdan öğreniyordum. Evet, bana Nasıl? arkadaşlarım soruyor. ya senin hakkında işte böyle yazıyor okudun mu? Yo diyordum. Onlar bana getiriyordu gazeteyi ben öyle bakıyordum. Ama bu çok önemli bir motivasyon unsuru yani, değil mi? Motive eden bir şey. Siz yani, o zaman kendi kendinizi bak, motive bak, ediyorsunuz. Belki de baksaydım e, yani şımarırdım belki. Hmm. Öteki zamanlarda oynamam O zaman kendinizi iyi tanıyormuşsunuz. Öyle kendi yani, kendinize yön vermiş olabilirsiniz. Bakmıyordum yani o Real Madrid maçı var. Mesela sahanın evet. 0'dan 3-2 geri geldiğimiz. Evet. İşte benim asistleri yaptığım Jardel'e falan o maç var mesela. O maç, o akşam kıyamet koptu yani mesela Florya'da. Ben hiç normal bir şeymiş gibi gittim eve. PlayStation açtım, oynadım mesela yani. Ya yani böyle de bir şey yani. Hiç açıp da merak etme maçı bile seyretmedim. İşte analizlerde ben ancak maçları seyrediyordum. Hoca analiz yaptırıyordu. İşte şöyledir, böyledir. Orada görüyordum oynadığımı yani. Orada fark ediyordum. Peki, kanat bekleri biraz konuşmak gerekirse. Şimdi sizin unvanınızı devam ettiren isim var mı? Önce bir onu sormak istiyorum. Şöyle, bana göre zaman zaman çünkü Galatasaray'ın kanatları hep değişiyor. Yani Sadece evet, Galatasaray için sormuyorum bu arada. Ya, takımlarda da öyle baktığınız Hı -hı. zaman. Yani çok net böyle bir oyuncu şey göremedik ama şu an Galatasaray'da sağ bekte veya sol bekte. Hani şu oyuncu da e, bu ligi alır götürür dediğimiz bir oyuncu. Yok. Ben zannetmiyorum yani, yani kalıcı olarak yani bu maçlık maçtan maça çıkabilir yani 3 maç 5 maç 10 maç aralarda ama iyi oynayabilir ama baktığınız zaman şu an öyle bir kanat oyuncusu da şeyi olarak göremiyoruz yani kalıcı olan işte buranın çünkü çok değiştiriyorlar takımlarda yani çok oynuyorlar Galatasaray'a bakın mesela Sağbek bir hafta işte atıyorum işte Barış oynuyor veya solda Abdülkerim oynuyor Abdülkerim sonra Stoper oynuyor bir ara sol bek'e geçiyor yani hep değişiyor. Artık bizim zamanımızdaki böyle çok kalıcı bek oyuncuları ya işte maç başlayacak işte seyirci biliyor ya sağ bek Fatih gel, sol bek işte Hakan Ünsal. Ya bunu böyle bizim ama şimdi zamanımızda şimdi, evet yani şey yapıyor. gerçi bizim zamanımızda kadro yapıları da tabii biraz daha dardı. Şimdi daha geniş. O da var. Onun için ama çok kalıcı bir bek oyuncusu da daha görmedik. Böyle bize zevk veren ben bir oyuncu, yani sizin bir... performansınızın yakınından geçen herhangi bir isim yani ya Bek olup da böyle et... hücuma da etki eden, evet. Evet. yardım eden oyuncu yani sizin kadar yok mu? Daha daha göremedik diyelim yani. Ya yani şimdi farklı arıyoruz biraz da. Hani işte bindirir, işte gol attırır, ortaları yapar, kanat yerine gelir, bek işte kademelere girer böyle çok benim der bağıran yani maça etki eder böyle çok bir aman aman bir şey daha görmedik bakalım inşallah bekliyoruz olacak peki Galatasaray'ın ezeli rakibinin e, teknik direktöründen de biraz bahsetmek istiyorum evet. Mourinho Türkiye'ye geldi açıklamalarıyla geldi açıklamalarıyla e, koltuğunda oturmaya devam ediyor genelde basın mensuplarına birazcık sert ifadeleri var ama artık ben 11'i yaparken basını takip edeceğim diye evet. en son e, Manchester United karşılaşması öncesi bir açıklaması vardı nasıl buluyorsunuz başarılı buluyor musunuz ya da istediği performansı sahaya sizce yansıtabiliyor mu ve ee, en son bir açıklaması vardı ee, maçtan sonra, Manchester United maçından sonra. Ee, Manchester United iyiydi ama rakibi çok daha iyiydi ifadesini kullandı. Ama bence en flash açıklama şuydu. Bundan sonra yani Fenerbahçe'den sonra gideceğim takım Avrupa'da olacak bir takım olmayacak. Yani Avrupa'da bir kulübe gitmeyeceğim. Ee, şimdi bu açıklama ben şahsen şunu düşündüm. Acaba gitmesi yakın mı? Bunu mu hissedip böyle bir planlamanın içine girdi ve bunu da dillendirdi. Sizce? Yani olabilir. Böyle bir düşüncesi olabilir. Belki beklediği performansı burada alamadı. Ya da veremedi. Ee, veremedi. Yani bana göre veremedi. Yani evet. Hoca'nın bir ismi var. Dünyaca ünlü bir hoca. Ama baktığınız zaman e, hep eline iyi kadrolar verilmiş. Yani çok iyi kadrolarla. Yani e, çalıştırdığı takımlarda hep dünya isimlerinle oynamış bir hoca. Onun için e, burada biraz pasif kaldı diyelim bence. Ha, baktığınız zaman şimdi insanlar şunu söyleyebilir. Yani ben de bunu söylerim. Geçen seneden ne farkı var Fenerbahçe'nin? Yani belki geçen sene bir tık daha üstü olabilir Fenerbahçe diye düşünüyorum. Şimdi ben Türk futbolunu tanıyayım. Yani sen her gittiğin futbol ülkesini tanırsan işten geçer. Böyle olmaz. Yani bence farkını göstermeliydi. Evet, iyi hoca. Fenerbahçe takımında kötü bir kadro da yok ama Mourinho hep çok iyi, mesela Real Madrid'de çok iyi bir kadroyla çalıştı, dünya isimlerine çalıştı. İşte yani orada öyle yani baktığınız zaman burada o dünya isimleri yok. Yani dünya şey olarak ama Türkiye'ye göre kaliteli bir kadro var, bunu da olarak siz oynatacaksınız. O performansı verdi mi? Bana göre vermedi. Hem ben onun yerinde olsaydım Fenerbahçe madem kabul ettin, geldin daha iyi kadro kurardım o zaman. Hmm. Hiç kendimi geçen seneden işte kaç tane, üç dört tane oyuncu herhalde aldı Fenerbahçe onun geldiğinden beri. Bir, iki işte maksimal var, şey var. Baktığı zaman üç dört tane oyuncu aldı. O zaman iki tane, üç tane dünya ismi alsaydın daha farklı olurdu. O zaman ligi force eder götürürdün yani. Hiç de bu şeylere girmez hengamelere. Yani Mourinho kadroyu mu iyi kuramadı? Ben, Her bence, önce. Tabi, bence yani ben mesela Fenerbahçe'nin defans hattını Beğenmiyorum yani beğenmiyorum derken şöyle yani bana göre çok performanslı olan bir defansı yok bana göre Fenerbahçe çok basit yani, pozisyon veriyor yani. E, sportif direktör ünvanlı asla Fenerbahçe'de ilk e, hangi mevkiye o müdahaleyi yapar ya da ilk neyi değiştirmek ister takım içinde? Ben defans olarak değiştirmek istiyorum. Yani defans olduğum için söylemiyorum. Fenerbahçe'nin geçen seneden ve ondan önceki senelerde geçmiş dönemlerde de bir çok bana göre çok kolay pozisyon verme hastalığı var. Hmm. Onun için şöyle bir geçmişe gidin, düşünün belki oyuncuda tarzı mı bulamıyorlar bilmiyorum ama işte Fenerbahçe üç Uç, ile hök gibi mesela yani baktığınız zaman işte en son dönemde gelen Lugano gibi yani bu tarz oyuncular bulamıyorlar yani defansa baktığınız zaman çünkü defansın sağlam olacak ki arkada yani önde oynayanların gözü arkada kalmayacak derler. Arkası sağlam olacak ki öndekiler rahat oynasınlar. Onun için ben olsam Fenerbahçe'nin yerinde ilk olayla başlardım. Üçlü oynarsın. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bunu hocalarımız da biliyor. futbol adamları da biliyor. Üçlü, dünya artık üçlü defans oynuyor. Evet, işte oyun kurmayla başlıyor. Futbol tabii her geçen gün ileri gidiyor. Ama üçlü oynamak için de üç tane özellikle stoperinizin, göbekte oynayan stoperinizin yani en azından bir tanesi veya iki tanesi çok çabuk olmak zorunda. Hı hı. Çok çabuk eğer stoperiniz yoksa bunu, üçlüyü çok zor oynarsınız. Ha oynarsınız. Oynamak var, oynamak var derler. Oynarsınız ama bir dünya pozisyon verirsiniz. Ama iki tane çabuk adam ve çok sağlam arkan olursa pozisyon vermesinin öndekiler de rahat olur. Şöyle mesela diyelim. Ee, en son oynadığımız milli maçta Abdülkerim'in yanından adam uzadı gitti ilk yediğimiz golle bir bakın. Bağıra bağıra göz göre göre oradan gitti adam. Yani onun için çabuk oyuncu defansta işte onun için biz o zamanlar tercih ediliyorduk. İşte hem kuvvetli hem çabuk. Bu tarz oyunları bulmak lazım. Eğer üçlü oynuyorsan diye düşünüyorum. Peki. Çok az zamanımız kaldı. Faunus'un içindeki sorular e, sosyal medyadan gelen sorular izleyicilerimiz tarafından. E, çok böyle yumuşak sorular da var, sert sorular da var ama cevaplamak istemezseniz cevaplamazsınız. Bizde tabii ki bir süzgeçten geçiyor sorularımız. Saygı çerçevesinde her şeyden öte. Ben şimdi sosyal medyadan izleyicilerimizden gelen soruları sizlere yönelteceğim. Bakalım neyle başlayacağız. Eee sert bir soruyla başlayalım. Bilmiyorum gerçek kişiden Tahmin kişiye değişir. Fenerbahçe. De <laughs> siz çekip ben de okuyabilirim bu arada <laughs> isterseniz yok. siz de çekebilirsiniz soruları. Fenerbahçe'ye gittiğinde neden Galatasaray maçında eski takım arkadaşlarıyla tartıştı? Ben normalde antrenmanda da kendi takım arkadaşlarımla tartışıyordum Galatasaray'da oynarken. Yani ben bunu daha önce de söyledim. Çok soru soruldu. Sağ içerisinde e, arkadaşlar mutlaka kavga eder. Çünkü biz sağ dışında hep arkadaşız, dostuz. Ama futbol içerisinde biz kendi antrenmanda dahil kendi arkadaşımızla tartışıyoruz. Ben Galatasaray'da antrenman esnasında çok arkadaşımla tartıştım. Ama tabii göz önünde değil, antrenmanda olduğu için. Ve arkadaşlarım çok benimle tartışmıştır. Bu Fenerbahçe'de de böyle. Biz Fenerbahçe, Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe oyuncularla da tartıştık. Yani bu futbolun doğasında var. Şimdi bu soruyu herkese sormak lazım. Niye tartışıyorsunuz? Futbolda insan babasını oynarken babasını bile tartışır yani. Futbolun gerçeği bu. <laughs> Peki. Görüştüğünüz arkadaşlarınız var mı? Hepsine görüşüyorum. Öyle mi? Evet. Galatasaray'dan da Fenerbahçe. Tabii başlıyor. tabii hepsini. Rakip olarak en başarılı gördüğü oyuncu karşılıklı oynadı yani. Ya herhalde şeyden bahsediyor. Forvet. Forvet olur. Gibi şey yapıyor. Ya da birebir de karşı takımda. Yani şöyle e Hani yerli yabancı derseniz hani karışık derseniz Ronaldo vardı. Ee, Baba Ronaldo derlerdi bizim zamanımızda. O Ronaldo'yla çok e, hem e, Real Madrid'de hem şeyde e, milli takım düzeyinde de karşılaşmış. Çok zor bir oyuncu yani. Devam ediyorum. Çiftler çiftler geliyor sorular. Jardel'in o meşhur asistinden sonra ne hissetti? Ya yani, yani çok mutlu oldum, çok sevindim. Yani ben Jader'e çünkü tabii o Real Madrid maçı olduğu için onun bir esprisi çok böyle şey büyük oldu ama ben Jardel'e çok asist yapıyordum yani. Evet. hemen 2-3 hani haftada o bir meşhur olan. Mutlaka o Real Madrid maçı olduğu için özellikle o tabii şey oldu. Bizimki de o benim için de sıradan olmuş gibi ama anısı var mı? Önemli mi? Aha. Çok önemli. Mutlaka Real Madrid maçında e, asis asist yapmak bir Türk oyuncu için müthiş bir şey tabii. Devam ediyoruz kendi dönemindeki arkadaşları futbolda kazandığından daha fazla kazanırken o neden hala daha ortada yok? Bunu herhalde teknik adamlık anlamında soruyorlar ya da yorumcu kimliğiyle de olabilir. Yani olabilir. Çünkü ben şöyle, zaman zaman kendim ticaret de yapıyorum. Yani zaman zaman hocalık da yapıyorum. İkinciliklerde yaptım, PTT Ligi'nde yaptım. Lüleburgaz'daydınız. Ee, Orada sportif ama değil evet, mi? Ben yani takım kurarken Adana Spor'da çalıştım. Uh -huh. Hocalık olarak. Ee, Kocaeli Birlik Spor, Gümüşhane Spor, ikinciliklerde Zonguldak Spor. Yani çok çalıştım takımlarda ben. Çok çalıştığım takımlar oldu. Belki sizi daha fazla görmek istiyorlardır. <gülüyor> <gülüyor> var mı öyle bir hedefiniz? Hedefim var, var. Süper Lig'de mi? Yani tabii ki her hoca Süper Lig'de çalışmak, milli takımla çalışmak ister. Ama tabi e, tabii bakacağız zaman ne gösterecek. Bakacağız. Milli takım nasıl buluyorsunuz? Doğru yönetiliyor mu? Bu benim sorum bu arada sosyal medyadan. <laughs> yani şu an iyi gidiyor bence milli takım. Yani hem hoca tarafından hem herhalde yeni bir yönetim geldi. Yeni yönetimde iyi işler yapıyor diye Hı -hı. düşünüyorum. Bence Neyse, iyi gidiyor şu an. Evet. Peki Galatasaray Avrupa'da yine kupa alır mı diye sormuş bir izleyicimiz. Yani e, şöyle inşallah alır temennimiz bu ama görürüz zor gibi. Şöyle zor. Daha iyi kadro, daha çok bütçe kurulması gerekiyor. Ee, daha iyi transferler yapması gerekiyor diye düşünüyorum yani. Neden Fenerbahçe'ye transfer oldu ki? Bunu zaten aslında konuşmamızın arasında ya, söylemiştik. Genelde yani. kulüp kararı yani, demişsiniz. Evet ben yani. gitmek istemedim. Yani. Kulübün kararıydı. Yani kulüpler dediğim gibi yani onu konuşmamızın başında zaten anlattık, söylemiştim yani. Son soru olsun mu? Hacı anlatsın lütfen. Bazen de böyle evet eskileri. <laughs> evet, evet. Bir küçük bir anınız varsa çok evet. kısa almak isteriz tabii ki. Teşekkür ediyoruz bu arada sosyal medyadan evet. gelen sorular için takipçilerimize, izleyicilerimize. Şimdi e, Hacı e, baktığınız zaman e, Türkiye'ye gelmiş gelmiş bana göre en büyük yabancı. Yani hem karakter anlamında hem kişilik anlamında hem futbolcu hem de isim anlamında e, en büyük futbolcudan bir tanesi bana göre bir tanesi diyebiliriz hatta. Acı Galatasaray'da tabii biz onunla çalıştık beraber çok da mutluyduk. Ondan çok şeyler de öğrendik. Hı hı. Yani çok iyi bir yönetici aslında, hani yönetim anlamında sahipleri içerisinde bir abi. Yani takımını seven, arkadaşlarını seven ya çok düzgün bir karakterli bir adam. Yani hiç Acı için aslında olumsuz, yani bizim yaşadığımız dönemde hiç olumsuz aslında bir şeyimiz yok. Onla ee, onunla çok anımız var. Çok e, ben onu çok kendisi çok severim. O da beni sever. Ben de e, biz onun zaman da tabii daha gençtik. O daha tecrübeli bir oyuncuydu. Ama onunla hep böyle zaman zaman şakalar, espriler, işte konuşmalar yapıyorduk. Yani bana göre işte Galatasaray'a çok büyük bir şans gelmesi. Türk futbolu için çok büyük bir şans. Son soru, yetenek olarak sormuyorum çünkü bu zaten çok sorulmuştur diye tahmin ediyorum. Ee, karakter olarak çok üstün bir oyuncuydu, kişilikti dediniz daha doğrusu. İki önemli isimle çalıştınız, Fenerbahçe'de de Alex'le evet. birlikte forma giydiniz. Hı. Karakter olarak e, hangisine? Hacı şey, benim için tartış. Hep mi bir numara? Hacı benim için tartış. Çünkü biliyorum ki yetenekle ilgili çok yani fazla bu, soru gelmiş. Daha Fener'le, Beşiktaş'la öyle takımlarla alakalı bir şey değil. Futbolcu çok olarak iyi. bakıyorum. Hacı benim için Karakter olarak, kişilik olarak, oyuncu olarak tartışılmaz yani. Alex'te sizi rahatsız eden peki bir konuşmanız, diyaloğunuz oldu mu? Ya da iletişim Yok, belki. yok şöyle benim e, Alex'te ben Fenerbahçe'de oynarken e, Aram çok iyiydi. Aksine çok da iyi arkadaşım. Türkiye'ye geldiğinde de zaman zaman görüşüyoruz bazen. Bir iki kere de görüştük. Hala görüşüyoruz ama şey Aram çok iyidir. Ben Alex'i çok severim, o da beni sever. Mesela biz orada aramız çok iyiydi. Fenerbahçe'de onunla da zaman zaman o Brezilyalı grubu vardı bizde. Onlarla hep böyle espri yapardık birbirimize ama şey anlamında hani şeye baktığınız zaman hacı benim için çok özel onun Farkı için var. yani çok farklı onu, onu. son dedim ama alex'in teknik direktörlüğünü başarılı buluyor musunuz ya başarılı buluyor musunuz derken şöyle bana göre sanki yanlış bir takımla başladı böyle kadro yapısı işte takım seçimi belki biraz daha bekleseydi belki fenerbahçe'de fenerbahçe'ye gelebilirdi daha iyi şeyler yapabilirdi diye düşünüyorum çünkü Şimdi Alex Türkiye'ye mal olmuş, Fenerbahçe'ye mal olmuş. Alex çok iyi bir futbolcu. Herkes Alex'ten futbolculuğu gibi bir şeyler bekliyor. Hı hı. Ama futbolculuk ayrı bir şey, antrenörlük ayrı bir şey. Yönetmek, yani 30 kişilik bir grubu yönetmek daha da farklı bir şey. Onun için daha iyi olabilirdi, daha iyi kadro kurabilirdi. Ama orada o tercihini oradan yapmış. Saygı duymak lazım ama bana göre yanlış yerden. biraz daha bekleyip belki bir Fenerbahçe'den başlayabilirdi. Biraz daha beklese. Yani atıyorum mesela Morunya'nın yanına getirebilirlerdi. Oradan beraber yürüyebilirdi. Bunlar olabilecek şeyler. Yani bunların dünyada örnekleri çok var. Bu konuyu hiç onunla konuştunuz mu? Peki? Ya konuşmadım ama ben olsam mesela yani Fenerbahçe camiası Alex'i seviyor. Ee, çok da şeyler kattı Fenerbahçe. Ben olsam Morunya'nın yanına Alex'i getirirdim. Böyle devam ettirdim. Yani bir gün Morunya gittiğinde Alex'e kalırdı. Alex çünkü Fenerbahçe'ye mali olmuş bir oyuncu. Ben olsam öyle yapardım. Peki. Süremizin sonuna geldik. Hatta biraz da açtık ama sohbet çok kıymetli ve keyifliydi. Çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sağ Bizim bir anı defterimiz var. Ben kapanış anonsunu yaparken sizin de birkaç cümle bizimle ilgili e, tamam. duygu ve düşüncelerinizi yazmanızı rica edeceğim. Buyurunuz tamam, lütfen. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim dış sahanın sonuna geldik. Yavaş yavaş programımızda noktayı koyacağız. Hatta biraz da süremizi açtık ama Fatih ile eski günleri iade ettik. Bu hafta yine çok özel konu ve konuklarımla tekrar karşınızda olacağım. Hoşçakalın.